Müslüman Müslümanın kardeşidir dedi. Ama bir irade bize Hristiyanların da, Yahudilerin de efendim cennete gideceğini işte dinler arası diyalogla, medeniyetler ittifakı projesiyle bunları önümüze getirdiler. Bakın, bizim Hristiyana yaklaştırıyorlar. Hristiyanla kardeş yapıyorlar. Ama bir Alevi ile, bir Caferi ile, bir Bektaşi ile kardeş olmaya gelince onlar Şöyle Yahudi'den daha fenadır. Bunu anlamamız lazım ya. Bunu anlamamız lazım. Alevi ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bektaşisi de öyle diyor. Şiası da böyle diyor. Ben Müslümanım diyor. Ama diyor ben Hazreti Ali'yi daha çok seviyorum diyor. Sevsin. Hazreti Ali sevilmeyecek bir adam değil ki. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarını toplayıp toplayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelip ben size peygamber olarak gönderildim dediğinde bana uyacak, bana yardımcı olacak, bana destek verecek, benden sonra benim halifem olacak, vasım olacak kimdir dediğinde ben varım ya Resulallah diyen insandır Hazreti Ali. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında Peygamber Efendimiz'in yatağında yatıp mutlak ölümü tercih eden insandır Hazreti Ali. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali gelmeden Hazreti Ali olmadan Medine'ye girmediği insandır Hazreti Ali. Mekke'de ben Medine'ye hicret edenlere muhacir, Medinelilere ensar diyoruz. İşte o ensar muhacir kardeşliği arasında yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirden biriyle ensan, ensardan birini kardeş yaptı. Hazreti Ali boşta kaldı. Hazreti Ali'nin kardeşi yok. Geliyor ya Resulallah herkesin bir kardeşi var ama benim yok dediğinde ya Ali seni bana ayırdım dediği insandır Hazreti Ali. Tebük seferine çıkıyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi Medine'nin başına bırakıyor. Münafıklar ayaklanabilir. Münafıklar oradaki çoluk çocuğu katledebilir düşüncesiyle oraya bırakıyor. Geliyor münafıklar Hazreti Ali'ye diyorlar ki bak seni buraya bıraktı. Çoluk çocuğun başına bıraktı diyor. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'e yetişiyor. Diyor ki ya Resulallah beni çoluk çocuğun başına mı bıraktın? Dediğinde diyor ki ya Ali Hazreti Musa'ya Hazreti Harun neyse sen de bana olsun ama benden sonra peygamber gelmeyecek. Demek ki Hazreti Ali ile tek bir ile ilgili tek bir şey söylenemez. Peygamberdir denilemez. Çünkü peygamberlik bitti. Bir daha peygamber gelmeyecek. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazısı, ondan sonraki hidayet rehberi, ondan sonraki imamı, ondan sonraki halifesidir Hazreti Ali. Ondan sonra bununla bu konuyu toparlayayım. Şeyde Hendek Savaşı'na gidiyorlar. Bak Hendek Savaşı'na gidiyorlar. Hendek Savaşı'nda o Hendek'i geçen Amr adında bir komutan var. Karşıya geçiyor ve Peygamber Efendimiz'e ve bütün Müslümanlara meydan okuyor. Benim karşıma çıkacak, benimle savaşacak yok mu diyor. Ses yok, tık yok. Hazreti Ali çıkıyor. Üç sefer Hazreti Peygamber onu oturtuyor. Ve diyor ki ya Ali bu amrdır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali diyor ki ben de Ali'yim ya Resulallah. Diyen adamdır Hazreti Ali. Ondan sonra o amrı öldürüyor. Önce ayağını kesiyor. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdüğü için onu öldürmeyen biraz dolaştıktan sonra gelip onun neticesini sonuçlandıran insandır Hazreti Ali. Bakın Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali ile ilgili sözü nedir biliyor musunuz? Buyuruyor ki insanların ve cinlerin tamamı kıyamete kadar yaptıkları ve yapacakları ibadetten daha büyük ibadet yaptı Hazreti Ali. Bakın Hayber Kalesi'nin fethinde bir türlü Hayber Kalesi fethedilemiyor. Sahabenin büyüklerine sancaktarlık veriliyor ama sonuç çıkmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah'ı sever, Allah da onu sever. Hazreti Ömer diyor ki: "Bekledim ki bunu bana versin." diyor. Hatta başımı kaldırdım diyor, kendimi gösterdim diyor. Ama Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi aradı. Hazreti Ali aldı onu, kendi eliyle giydirdi. Onu onun Hayber Kalesi'ni fethetmesini sağladı. Bakın, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in mescidine açılan kapıların tamamı kapatıldı. Hazreti Ali'nin kapısı açıldı. Açık bırakıldı. O kadar konuşulacak şey var. Adam Hazreti Ali'yi seviyor diye. Ya geç sevebilsek. Geç onun uğruna bir şeyler feda edebilsek. Hazreti Ali. Ben ilmi şehriyim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali kapısıdır. Adam Hazreti Ali'yi seviyor diye. Ona Alevi diyoruz. Bu ilk baştaki Bursa'dan katılan Mehmet Bey dedi ki Şia dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde var mı? Var. Yok mu? Bak ben var diyorum. Peki hocam delilin nedir? Bizi seyredenler ama şunu, şunu şunun tarafı olalım. Hakikati öğrenme tarafı olalım. Allah'ı memnun edecek memnun edecek ameller işlemeye bakalım. Yani öyle bir şey yapalım ki Allah memnun olsun. Ve yine suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ Bu ayet indiği zaman اَدْدُرُّ الْمَنْثُرُ Celaleddin Suyuti'nin tefsirini açın. Bu ayetin tefsirine bakın. Hangi ayetin? Ve yine suresindeki innellezine amenu o iman edenler ve amilus salihat o salih amel işleyenler ulaike işte onlar hum hayrul beriye yaratılmışların en hayırlarıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu ayet indiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi gösteriyor. Diyor ki yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Ali'dir. Devam ediyor. Ve onun şiasıdır diyor. Kim? Cenab-ı Hak.